Narin Güra'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişliyor. 9 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Ancak zanlıların ifadeleri olayın aydınlatılmasına yeterince katkı sağlamadı. Savcının cinayette zanlıları nasıl konumlandırdığına dair yeni bilgiler ortaya çıkarken katilin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. İfadeler ve yeni kanıtlar. Soruşturmanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri Salim Güran'ın cezaevindeyken sildiği WhatsApp mesajlarının geri getirilmesiydi. Salim Güran, mesajlarında geçen "Tamam, henüz bende değil, tamam, daha ölmemiş." ifadesini olay günü Mısır arazisinde kullanılan bir trafoya yönelik olduğunu belirtti. İfadesinde mesajların Nari'nin ölümüyle ilgisi olmadığını, günlük hayatta sıkça dijital verileri sildiğini ve bu mesajları da bu yüzden sildiğini öne sürdü savcının değerlendirmesi ve zanlıların konumlandırılması. Savcı soruşturma kapsamında zanlıları üç ayrı kategoride değerlendirdi. Bu kategorilerde narin cinayetiyle ilgili zanlıların rolleri daha net bir şekilde ortaya kondu. Tutuklu olan amcalar, kuzenler ve amcanın işçileri cinayetin delillerini yok etmeye çalışmakla suçlanıyor. Böylece cinayet ve sonrasındaki sürecin nasıl şekillendiğine dair bir şema oluşturulmuş oldu. Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ederken katilin kim olduğuna ve Nari'nin ölüm nedenine dair sorular hala yanıt bekliyor. Jandarma ve savcılık cinayetin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde tutuklu sayısının artıp artmayacağı ve yeni gelişmelerin olup olmayacağını ise bekleyip göreceğiz.